bugün Scarlett'ın doğum günü. Zengin kızımızın bir dilek tutma zamanı. Başlıyorum. Bir saniye. O evde mi öyle? Aman tanrım. Bu bir Barbie cadı. Doğum günü pastamı lanetlemiş olmalı. Bu hiç hoş bir sürpriz değil. İşte bu daha iyi. Cadı Barbie fakir kızın evine geldi. Camilla ondan hoşlanmış gibi görünüyor. Sen benim yeni en iyi arkadaşımsın. Oo, ceviz kabuklarıyla ortalığı batırmışım. Peki bu ne? Bir Huggy Wuggy bebeği mi? Aklıma bir fikir geldi. Fındık kabuğuyla Barbie'ye hamile görünümü vereceğim. Ve ten renginde sıcak tutkalla kaplayacağım. Ben bir dahiyim. Ne kadar da zekice bir numara. İşte bitti. Barbie bebeklerin de doğal ihtiyaçları olabilir. Tuvalete mi gitmen gerekiyor? Ne yapmamı istiyorsun? Az kalsın unutuyordum. Senin kendi tuvaletin var. Birisi çok fazla meyve suyu içmiş. Ve harika haberlerimiz var. Barbie yakında anne olacak. Hamile misin? Bu sevimli bebekle Barbie'ye hamile görünümü vermek istiyorum. Sıcacık ve yumuşacık. Harika. Yıldız Scarlett'a gidiyor. Barbie'ye bir canavar bebek yerine gerçek bir bebek verdiği için tebrikler. Barbie'nin suyu geldi. Umarım burayı su basmaz. Çıkarın şu bebeği. Seni gerçek bir doktora götürecek param yok. Kendim yapmalıyım. Sezaryen yapmamız lazım. Yemek çubukları işe yarar. İşte bebeğimiz. Ne kadar sevimli. Gel buraya ufaklık. Seni sıcak tutmak için bir battaniyeye saralım. Benim küçük oğlum. Bebeğin için çok heyecanlıyım. Dur, sen az önce elime çişini mi yaptın? En azından tuvalete gidebilirsin. Olamaz, suyum geldi. Sanırım doğum başlıyor. Ne? Ambulans çağırmalıyız. Yardım edin, Barbie'm doğuruyor. Hadi hemen bin bebeğim. İyi şanslar. Ben doğumunuzu gerçekleştirecek olan doktorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1, ıkının lütfen. İyi olacak mı? Sorunsuz ve başarılı bir doğumdu. Çok tatlı. Bebeğim de benim gibi güzel gözüküyor. Scarlett'ın müdahalesi daha duyarlı ve hijyenikti. Bu yüzden yıldızı o aldı. Barbie makyaj yarışmasına hoş geldiniz. Barbie'm nasıl? Sivilcelerini temizleyeceğim. Ama önce burnunla ilgili bir şey yapmalıyız. Umarım bu törpü burnun için işe yarar. Sanırım oluyor. Mükemmel. Ama sivilcelerin... yapışkan sümüm tam zamanında aktı. Bunu yüz maskesi olarak kullanabiliriz. Çok işlevsellikten bahsediyoruz. Bakalım. İşe yaradı. İğrenç. Şimdi popondaki sivilcelere bakalım. Onları patlatmam gerekecek. Bu biraz pis oldu. Oyun başlasın. Ben bir patlatma uzmanıyım. Bu iş hemen bitecek. Yapmamız gereken ilk şey bu sivilcelerle ilgilenmek. İğrenç! Hayır. Dur, patlatmayı deneyeyim. Şu iltihaba bak. Şimdi onunla oyun hamuru gibi oynamanın zamanı değil. Bu minik yüz maskesi tam aradığımız çözüm. Barbie'nin yüzü için tam uygun boyutta. Yavaşça yerleştirin. Tamamen temiz ve pürüzsüz. Scarlett bunun için bir yıldız kazanıyor.
İyi ki de bir dahaki sefere daha hijyenik bir yöntem denersin Camila. Karışmış saçlarını nasıl düzeltebiliriz? Kesmekten başka çare bırakmadın bana. İşte şimdi geri kalanını da tıraş edeceğim. Kel bir kafa çok havalı olabilir biliyor musun? Hayır, saçıma ne yaptın? Bitti. Şimdi balonu bana ver. Ucunu keseceğim ve kafa derine saracağım. Sonra üzerine sıcak yapıştırıcı süreceğim. Isıyı hiç hissetmeyeceksin. Çocuk oyuncağı. Tabii ki saça ihtiyacın olacak ve ben sana benimkinden vereceğim. İstediğin kadar kalın ve uzun olabilir. Bu kadar yeterli olur umarım. Tatlı buklelerle dolu bir saçın olana kadar saç derine yapıştırmaya devam edeceğim. Bir star gibi görünüyorsun. Yaşasın. Çizim yapmak eğlencelidir. Ancak her şeyi kenara çektiğinden emin olmalısın. Yanlışlıkla Barbie'nin saçını boyayabilirsin. Yardım edin. Oh, hayır. Çok üzgünüm. Bunu düzeltebilirim. Aha. Barbie'yi içine batırmak için bir kavanoza ihtiyacım var. Tam sana göre. Şimdi güzel bir süt banyosuna hazır ol Barbie. Eminim nefesini birkaç saniye tutabilirsin. Birkaç damla pembe gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi kavanozu kapatacağım. Ve birkaç kez çalkalayacağım. Ve biraz daha. İşte oldu. Sonucu görelim. Vay canına. Pembe saçlarına bak. Çok güzel olmuş ama bu işlem kelimenin tam anlamıyla Barbie'nin nefesini kesti. Başka bir fikrim var. Saçını deniz kızı saçına benzetmek için bir saç boncuğu zımbası kullanacağım. Sağa sola birkaç taş ve işte. Kendi saçını kesmek asla kolay değildir. Bu yüzden Camila'ya özverisi ve fedakarlığı için bir yıldız veriyorum. Dolgun dudaklar mı? Aa, tanrım. Barbie'min dişleri çok pis. Neyse ki diş macunum hep yanımda. Bununla tüm yüzünü temizleyebilirim. Ve bir diş fırçasıyla tüm pisliği temizleyeceğim. Barbie'lerin ciltlerini ferah tutmak için naneli bir şeye ihtiyaçları var. Ooo, diş teline de ihtiyacımız olacak. Aklıma metal bir küpem olduğu geldi. Sadece biraz esnetmem gerekiyor ve diş teli olarak işe yarayabilir. Kısa sürede mükemmel inci beyazlığına sahip olacaksın. Selfie çekiyorum. Hadi Barbie'ye bir şaka yapalım. Kızı çok severim. Aa, durdurun şunu. Şuraya bak. Orada bir tuğladan duvar var. Duvara doğru yaklaşıyor. Aman tanrım. Dişlerin. Çok üzüldüm. Ne yapsam ki? Dur, dudaklarına oje süreyim. Dudaklarını tekrar pembe ve dolgun yapacağım. Sadece dudaklarını iyileştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi tam selfie'lik dolgun dudaklara sahip oldun. Scarlett'in yaptığı sorumsuz şaka yüzünden kazanan Camila. Zavallı Barbie'm. Ayakkabısı yok. Seni hayal kırıklığına uğrattım Barbie. Dur. Keçe mi? Harika bir fikrim var. Keçenin üzerine küçük bir elips çizeceğim. Böylece şekli kesebilirim. Aynısını farklı renklerde yapacağım. Sonra onları sandviç gibi üst üste koyup üstüne bir de kemer takacağım. Yeni rahat terliklerini dene. Oh, dikkat et. İğrenç. Pisliğe bastım. Muhtemelen sadece çikolatadır. Hayır. İğrenç. Neyse ki yanımda yedek ayakkabı getirmiştim.
Ruj şeklinde topukları var. Böylece dudaklarını her zaman tekrar boyayabilirsin. Yürüyüşe çıkma zamanı. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdim. Hadi kızım. Bu kadar kararlı ve yaratıcı olduğun için yıldızı Camille alıyor. Mücadele devam ediyor. İğrenç. Barbie'nin yıkanmaya ihtiyacı var. Bak, bulaşık deterjanı. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Şişeden mini bir küvet yaptım. Üstüne de biraz köpük şöleni. Aha, bu çok rahatlatıcı. Tatil zamanı. Barbie havuza girmeye hazırlanıyor. Yapabilirsin tatlım. Sadece atla. Sadece atlamak mı? Kaydıran ne kadar yüksek olduğunu görmüyor musun? Bu havuz ne kadar da derin. Sanırım biraz itilmeye ihtiyacın var. Aa, korkuyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yardım et. Yüzme bilmiyorum. Sanırım birisi havuza tuvaletini yaptı. Aman tanrım, bu şişme flamingo işimize yarayacaktır. Onu şişirmem lazım. İşe yaradı. Flamingoya atla ve sıkı tutun. Ah, nihayet güvendeyim. Ucuz atlattı. Bu yüzden yıldız Camilla'ya gidiyor. Yaşasın. Yüzüne biraz diş macunu sıkarak başlayalım. Sim de yüz kısmının olmazsa olmasıdır. Scarlett aynı anda pek çok işi yapabiliyor. Şimdi de pislikleri fırçalama zamanı. Güzel bir yüz masajı gibi. Süngerli silin, işte cildi tertemiz ve yumuşacık oldu. Ama saçına da bir şeyler yapmak gerek. Saça sakız yapışması çok fena bir şeydir. Şöyle yapsam... Aman, bundan sonra dişlerini tekrar fırçalamam gerekecek. Lafımı geri aldım. Ağzına saç girmesi saçına sakız yapışmasından daha da fena. Sadece tek bir çözüm var. Bebeğin saçlarını kazımak. Bebek bir şey demez. Kel kafa bu aralar çok modaymış. Hiç değilse saçındaki sakızdan da kurtulmuş olur. Harika görünüyor bak. Ay, çok güzel oldu. Ona yeni saç yapsam nasıl olur? Galiba Squid Game bebeğinin yeni bir saç modeli olacak. Bunun için biraz sabır gerek. O dolgun dalgaları elde edene kadar saçları takmaya devam et. Omre gibi olsun mu? Bir kalem yeterli. Bakın gökkuşağı saç. İşte cesur bir tarz. Bu bebeği şampuan reklamında oynatmak gerek. Yaşasana, çok eğlenceli. Başın dönene kadar eğlenceli. İşte böyle. Bebek yeşile dönüyor. Hiç değilse kosmos sim. Salandırıcık, neden kustun ki? Hamile misin yoksa? Aa, aklıma bir fikir geldi. El işi zamanı galiba. Bebeği yatırın ve minik bebeği karnının üzerine yerleştirin. Sonra da streç filmine sarın. Üzerine bir öbek şeklinde kille kaplayın. Ve sıcak tutkal dökün. Bir sürü tutkal. Sim eklemeyi de unutmayın. Sonra güzel bir hamile elbisesi de giydirelim. Şuna bakın, bebek hamile. Bebek nereye gidiyor? Olamaz. Rab diye. Hayır! Ah! Üf, zamanında kurtarıldı. Bebeğe yeni ayakkabılar gerek. Esnek bir şey iyi iş görür. Mesela bir balon. Ayakkabı şekline getirin ve sıcak tutkalla kaplayın. Çok fazla görünebilir ama o kadar çok gerekiyor. Ayakkabıların altını şekillendirmeye yeter. Son olarak da boyayalım ve benekli desen yapalım. Mükemmel görünüyor. Bir dakika. Ah. Bebeğin elleri çok boş. Onları da renklendirmek iyi olur. Tutkal tabancası yine çıktı. Tutkal tabancasıyla bebeğe upuzun tırnaklar yapalım. Tırnak tırnak, pençe değil. Merak etmeyin, tırnak makası da bu işe yarıyor. Tutkal kurduktan sonra tırnakları düzgün bir boyda keselim. Bebeği Wolverine'e dönüştürmüyoruz ne de olsa. Artık oje sürülecek boya geldiler. Yeni tırnaklarıma bayıldım. Ah, acıyor. Ah.
Barbie doğum yapmak üzere. Suyu geldi. Suyum mu geldi? Aman bebeğini çıkarmamız gerek. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Barbie'nin bebeğini doğurması için rahat bir yatağa ihtiyacı var. İşte geldi. Gözleri aynı annesi. Aa, ne kadar şirinsin ha? Bir değil, üç bebek mi? 300 doğurdu. Aa, ne kadar çok, o kadar iyi. Hadi annenize gidin bakalım. Barbie bu kadar çok bebeği olmasını beklemiyordu. Aa, çok ağırlar. Hepsini birden nasıl taşıyacak? Aa, buldum. Ufak bir kutu hazırlayın ve içine yumuşak bir kumaş serin. Sonra da arkasını çevirin ve iki tarafına çubuklar yerleştirin. İşte böyle. Uçlarına da tekerlek olarak şişe kapağı takın. Son olarak da tente ve tutacak ekleyin. İşte oldu. Bebek arabası. Tam 300'lere uygun boyda. Barbie anne biricik bebekleriyle gezmeye gider. Ay, ne güzel bir gün. Artık pek de güzel değil. Barbie muz kabuğuna basıp kaydı ve havuza düştü. Hem daha da yüzme bilmiyorum. Köpek balığı geliyor. Barbie çok korktu. Aa, ne oluyor? Aha, kurtarın beni. Bir boru tam zamanında. Simit şekline getirin ve uçlarını birleştirin. Güzelce süsleyin. Mesela flamingo gibi olsun. Suda batmıyor. Bay Flamingo burada oldukça kazalara yer yok. Barbie dinleniyor. Ayak sesi Scarlett ne yapıyor öyle? Şşşt! Barbie'nin terliklerine köpük mü sıkıyor? Onu tüyle gıdıklayıp uyandıralım. Aa, ne oluyor burada? Aa, bu ne? Aa, burada köpüklü bir durum mu var? Olamaz, Barbie'nin kafası bozuldu. Scarlett kendini nasıl affettirecek? Tek bir yolu var, el işi. Bir çubuğun çevresine sıcak tutkal dökün ve donat şeklinde yapın. Boyayın da iyice gerçekçi olsun. Biraz sim ve üst malzemesi ekleyin. Donatlar hazır. Üf, neyse. Şimdi atıştırmalığını sevmiş gibi. Barbie'de bir sorun var. Aha, çok çişim geldi. Scarlett en sevdiği tuvalet atıştırmalığını yiyor. Aa, tuvalet mi? Aa. Scarlett bu çilekli malzemenin tadını çıkarsa iyi olur. Nefis. Ha? Hayır. Şapşal seni. Neyse ki Barbie'nin kakası elmastan. Ama yine de berbat kokuyor. Scarlett bu şişeden gerçek bir bebek tuvaleti yapacak. Üst kısmı kestikten sonra oturak, kapak ve lavabo ekleyin. Sonra da şişe kapağını üzerine yerleştirin. İşte işini bundan sonra burada gör. Ah, çok rahatladım. Aman pardon, seni yalnız bırakayım. Kızların neden ağızların suyu akıyor? Aa, nefis bir doğum günü pastası. Bir saniye, şimdi ne oluyor? Bir şey çıkıyor. Kel mi o? Oraya nasıl girdin şapşal? Seni güzelce yıkayalım. Eğlenceli rengarenk su kürekleri gibisi yok. Sanki bulutlar yıkanıyor. Oldu. Biraz daha fırçalayalım. Nasıl görünüyorum? Umurumda değil. Ken'in Barbie'yi etkileyebilmesi için daha çok uğraşması gerekecek. Ha, buldum. Bir buket çiçek tabii ki. Bu sefer olacak mı? Hmm, peki. Çok tatlı bir hareket. Dütüt, Ken geliyor. Ha, merhaba Ken, sevgilim. Merhaba Barbie. Olamaz, dikkat et. Ha, tanrım, bunu izleyemeyeceğim. Ha, unutmayın, direksiyon başında flört edilmez. Aa, ne oldu? Ne oldu burada? Zavallı Ken. Aa, koluna bakın. Sanırım kırılmış. Aa, ameliyat yapmak gerek. Doktor Scarlett kolunu nasıl iyileştirecek? Aa, bunun için oyun hamuru gerek. Hadi bakalım. Bir kaşık beyaz oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu yapıştırın. Bir şerit daha oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu alçıyla kaplayın. Sonra da bandajla boynundan koluna bir askı yapın. Aa, Ken kazada bütün dişlerini kaybetmiş. Tutkal tabancası mı? O ne işe yarayacak ki? Doktor Scarlett'e güvenimiz tam. Ken'in dudaklarına sıcak tutkal sıkın ve boyayın. İşte oldu. Yeni dudakların hazır. Bir bak. Hayır. Her zamanki gibi çok yakışıklısın. Ah, Barbie sana sarılmak istiyor. Bak.
anne çok yorgun ama bebekler de durmadan ağlıyor. Dinlenmek istiyorum. Nasıl yardımcı olacağımı biliyorum. Boş bir deterjan şişesini alın ve çizgiden kesin. Barbie'ye bir küvet yaptık. İçini su ve gerekli yağlarla doldurun. Güzelce bir rahatlasın. Bu çok rahatlatıcı. Barbie bir dadı da bulmuş galiba. Canına bir konser varmış. Evet. Barbie selam. Sen de müzik dinlemek mi istiyorsun? Kulaklıklar Barbie için fazla büyük. Sesi de fazla yüksek. Doğru. Kulak zarları patlayacak. Ne? Çok özür dilerim. Barbie'nin küçük kafasında olacak. Kulaklıklara ihtiyacı var. Ne yapacağımı buldum. Kola şişesi mi? Bize sadece kaptaki plastik lazım. İki küçük düğme alın ve üzerlerine sıcak tutkal dökün. Onları plastiğe yapıştırın ve simi de unutmayın. Tada! Fırıntılı kulaklıklar hazır. Barbie üzerinde bir deneyelim. Tam oldu. Artık onların şarkı söylemesine kimse mani olamaz. Dikkat! Şuna bakın yapış yapış. Bir iz var. Sanırım tuvaletten geliyor. Aman, birisi sıkışmış. Squid Game bebeği tuvalete tıkamış. Kesinlikle yıkanması gerek. Buldum.